Ulusal Kanal Ana Haber'den iyi akşamlar. 6 Kasım İzmir aile buluşması için geri sayım başladığı organizasyon komitesi hummalı bir hazırlık yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da aile mitinglerine destek geldi, devamı gelecek diye de ekledi. Ayrıntılar ana haberde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti kendisini destekleyen ekonomistlerin bile eleştirisine uğradı. Ve bir yandan bu gelişmeler olurken CHP lideri sıcak para komisyoncularıyla toplantılar yapa dursun, Vatan Partisi İngiltere'de Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Genel Sekreter Özgür Bursalı Türkiye'nin geleceğini konuşmaya gidiyoruz dedi. Ayrıntılara bakacağız. Yıllık enflasyon %85.51. ÜFE rekora gidiyor. Sebze fiyatları birinci sırada geldi. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ise önümüzdeki süreçte enflasyonun daha devam edeceğine ilişkin izlenim verdi. Ayrıntılara bakacağız. 4 Kasım'da İslamabad'da başlamıştı yürüyüşü. İmran Han, Pakistanlıların yoğun desteği altında yürüyüşünün ilk haftasında silahlı saldırıya uğradı. Gerilimli bölgede son durumuna birlikte bakacağız ana haber bülteninde. Üretici milli tarım politikası istiyor, ithalata dönük tarımı doğru bulmuyor. Mersin'de muz üreticileri konuştu. Birinci kalite muzu 8 lira, ikinci kalite muzu 4 liradan veriyoruz. Marketlerde birkaç katına satılıyor diye de iç piyasaya ilişkin eleştirilerini sıraladı. Ayrıntılara bakacağız. Bugün 3 Kasım 2022 Perşembe. Türkiye'nin saati 19.32'yi gösteriyor ve Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni başlıyor. İzmir'deki aile buluşmasının notlarını sizlerle paylaşacağız. Onları yansıtacağız. Gördüğünüz gibi Saraçhane buluşması geniş kesimleri temsil etmesi bakımından dikkatleri çekmişti. Yeni randevu 6 Kasım 2022 Pazar saat 14'te Konak Meydanı'nda. Bir aksilik olmazsa ben de orada sizlerle birlikte olacağım. Ailelerimizle ailemiz için, çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için toplanıyoruz diyeceğiz İzmir'de. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aileyi koruma yürüyüşlerini destekliyoruz açıklamasını dün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT dayatmasına karşı ayağa kalkan ailelerin yürüyüşlerine destekledi. Erdoğan, aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmalardan koruyacağız dedi. Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdiler. Bu yaygınlaşacak ifadelerini kullandı. Dokunma! Ailelere dokunma! Bu milletin aile yapısını bozmak, bu aile yapısına leke sürmek kimsenin haddine değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aile yapısının anayasayla korunacağını kaydetti. LGBT'ye karşı büyük aile buluşmalarına destek verdi. Ailenin saygınlığını bir defa ortaya koyacağız. Hem bununla güçlü millet hem de güçlü Türkiye'yi inşallah kuracağız. Canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, güçlü milletlerin güçlü ailelerden oluştuğuna dikkat çekti. Son dönemde malumunuz İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, İzmir'de on binlerce vatandaşımız ailemiz son kalemiz sloganıyla yürüyüşler yaptılar. Çok haklı taleplerini dile getirdiler. Bu anayasa teklifi hem bu taleplerle mi alakalı hem de içeriğine dair de ve sürece ilişkinde bizi bilgilendirir misiniz? Her şeyden önce güçlü milletler güçlü ailelerden teşekkür eder. Eğer bir milletin aile anlayışı, aile yapısı güçlü değilse orada güçlü milleti bulmak, güçlü milleti görmek mümkün değil. Aile yapısını bozmaya izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, Batı'nın dayattığı LGBT'ye karşı büyük aile buluşmalarının da yaygınlaşacağını belirtti. Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz. Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdi. Gayet güzel ifade ettiniz. Bundan daha güzel olamaz. Ailelerin talebini yerine getirmek için çalışıldığını da işaret etti Erdoğan. Ve bu tabii yaygınlaşacak. Biz bunlara bu meydanları bırakamayız. LGBT dayatmasına karşı çıkan binlerce kişi ilk olarak 18 Eylül Pazar günü İstanbul Saraçhane'de, 23 Ekim Pazar günü de Konya'da bir araya gelmişti. İzmir'de büyük aile buluşmasına sayılı günler kaldı. İzmir Büyük Aile Platformu çalışmalarını hızlandırdı. Platform Başkanı Nuriye Kadan, LGBT dayatmasıyla aileye yapılan saldırıya dur demek için bir araya geldik dedi.
bu saldırıların LGBT üzerinden aile olduğunun bilincindeyiz. İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı Nuriye Kadan bu sözlerle LGBT dayatmasının hedefini açıkladı. Büyük aile buluşmasının amacı hedef alınan aile yapımızı savunmaktır dedi. Aileye yapılan saldırılara karşı dur demek için, özellikle LGBT dayatmasına karşı dur demek için bu platform bir araya geldi. Bireylerin tercihiyle ilgilenmediklerinin altını çizen Kadan, LGBT propagandası yapan örgütlerin çocuklara cinsiyetsizliği dayattığını söyledi. Bu dayatma içerisinde olan örgütlerin o çocukları kullanarak aslında o yürüyüşlerde özellikle kız çocuğunu erkek çocuk gibi, erkek çocuğunu kız çocuk gibi giydirerek kullandıklarını, bu açık ve açık bir şekilde çocuk istismarıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan Kadan, ulus devleti yıkmak isteyenlerin aile kurumunu hedef aldığını belirtti. Hem çocuk istismarı var burada, hem kadının değersizleştirilmesi var, bir saldırı var, hem aileye bir saldırı var. Çünkü şunun bilincindeyiz biz, eğer siz aileyi parçalarsanız bunun gittiği en sonki nokta o ülkelerin, o milletin parçalanmasıdır, toplumun parçalanmasıdır. Platformun bileşenlerinden Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Göksu Nacar da LGBT fikrini yayan örgütlerin Avrupa Birliği bağlarına dikkat çekti. Avrupa Kuruluşu tarafından fonlanan, ülkemizde bunun yerel temsilciliğini yapan da dernekler bunun bir fiil faaliyetini göstermiş oluyor. Nacar, büyük aile buluşmasıyla bu dayatmaya dur diyeceklerini söyledi. Bize kitle iletişim araçlarıyla, toplumsal düzenlemelerle ve bunun yarattığı toplam kamuoyuyla yapılıyor. Ve büyük aile buluşması 6 Kasım günü saat 14'te Konak Meydanı'nda yapılacak. Ekonomi cephesindeki gelişmelere geçiyoruz. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül'de %83.45 olan enflasyon Ekim'de tahminleri de aşarak %85.51'e yükseldi. Ekim'de zam şampiyonu %8.34 ile giyim ve ayakkabı olurken yurt içi fiyatlarındaki artış ise %157.69'a yükseldi. Üretici fiyatlarında en çok artan ürün fiyatları ise akaryakıt, gaz ve enerji oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül'de %83,45 olan enflasyon Ekim'de %85,51'e yükseldi. Aylık artış ise %3,54 oldu. Hükümetin açıkladığı orta vadeli programda enflasyonun 2022 yıl sonu için %65,2 olacağı tahmini yapılmıştı. Ancak Ekim ayı enflasyon rakamları hükümetin tahminini de aştı. Aylık en fazla artış %8,34'te giyim ve ayakkabı olurken yıllık en fazla artış ise %117,15'te ulaştırmada görüldü. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 arttı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımındaki rekor artış verilere yansıdı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yıllık artış %554,56'ya yükseldi. Ham petrol ve doğal gazdaki artış ise %252,78 oldu. Enflasyon verilerine göre Ekim ayında fiyatı en fazla yükselen ilk 10 ürün belli oldu. Zam şampiyonu ise sebze fiyatları oldu. Sebze %26,23, makarna çeşitleri %12,76, kadın giyim %12,38, kırtasiye ve çizim malzemeleri %11,79, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler %9,62, erkek giyim %9,40, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi %9,11, şebeke suyu %7,17, evle ilgili temizlik malzemeleri %6,03, peynir %5,40 zamlandı. Efendim, tablo aslında her şeyi anlatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında ÜFE rakamları aylık olarak %7,83, TÜFE rakamları da %3,54, yıllık olaraksa %85,51'e yükseldi. Peki yıllık enflasyon tahminleri ne boyuttaydı? TÜİK'in verilerinden
gerçekleştirilen anketlerde %70.6 şeklinde 2022 sonu tahmini yapılırken Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta %65.2'lik bir düzeltmeyi de enflasyon rakamını açıklamıştı ama daha şimdiden 10 aylık enflasyonun ortalaması %71.51'e kadar gelmiş oldu. Enflasyonda en yüksek artış yıllık olarak baktığımızda ulaştırma %117.15 ile karşımıza çıkarken gıda ve alkolsüz içecekler %99.5'te kaldı. Zam şampiyonu aylık bazda bakıldığında sebzede %26.23'lük oranla karşımıza çıkarken yine işte özellikle tabii Eylül ayı yani eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte giyim ve ayakkabı hattında %8.34'lük bir artış bu çerçevede karşımıza çıkıyor. TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %157.69, aylıksa %7.83 arttı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımındaki rekor artış da verilere yansıdı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yıllık artış %554.56'ya yükseldi. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Artan enerji maliyetlerine çözüm için termik santrallerin artırılması gerektiğini söyleyen Topkurulu, TÜPRAŞ'ın artan karına da dikkat çekti. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış Ekim ayında %157,69'a yükseldi. Üretici fiyatlarında en çok artan ürün fiyatları ise akaryakıt, gaz ve enerji oldu. Girdi maliyetlerine önemli ölçüde yansıyan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %554,56 artarken ham petrol ve doğalgazsa %252,78 arttı. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. ÜFE'de yani üreticilerin fiyatlarını arttıran ana kalem olarak enerji görünüyor. Ama aslında enerjinin altında elektrikte büyük bir fiyat artışı var. Sanayide her yerde 3 ana girdiden bir tanesi işçilik, ham madde ve enerji. Enerji olarak da elektrik kullanılıyor tabii. Bir yılda elektrik fiyatı 5 kat artmış. Topkurulu, Türkiye'deki en kritik enerji kaynağı olarak kömür madenlerini işaret etti ve ÜFE oranının düşmesi için termik santrallerin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de elektrik üretiminde kullanabileceğimiz en kritik, en önemli kaynak bizim Zonguldak Dağı'nın altı kömür dolu. Karbon izi bilmem nesi falan dolayısıyla termik santralden enerji elektrik üretimimizi yasaklamaya çalışıyorlar. Kısıtlamaya çalışıyorlar. Bizim enerji üretimini yani elektrik fiyatlarının önüne geçmemiz için öncelikle Zonguldak dağlarının altında olan kendi kömürümüzü linyitimizle elektrik üretebileceğimiz termik santralleri artırmamız gerek. Türkiye Petrol Rafinerileri 2021 yılının Eylül ayı karını 1 milyar olarak açıklarken 2022 yılı Eylül ayı karını 11,6 milyar olarak açıkladı. TÜPRAŞ bugün karını açıkladı. 2021 yılının Eylül ayında 1 milyar lira kar eden TÜPRAŞ bu yılın Eylül ayında 11,6 milyar lira kar etmiş. 11 kat kar artışının nereden geldiğinin tespit edilmesi lazım. Çünkü TÜPRAŞ'ın görevi petrolü yurt dışından alıp rafine etmektir. Sen eğer Rusya'dan ucuza petrol alıp Türkiye'de iç piyasaya bunu dünya fiyatlarından veriyorsan biz bu enflasyon düşüremeyiz. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon verilerini %65,2 olarak TÜİK ise %70,60 olarak açıkladı. Topkurulu düşüşün fiyatlara yansımasının yolu ÜFE oranlarının düşmesinden geçiyor dedi. Yıl sonunda enflasyon düşecek bir miktar. Gerçek anlamda fiyat artışının düşmesinden değil. Çünkü Türkiye'de fiyat artışları geçen yıl 2021 yılının Aralık ayında başladı. Matematik hesabı anlamında enflasyon sanki geriye çekiliyormuş gibi olacak. Aylık ÜFE oranı %7,83. İşte bu gerilerse eğer ha deriz evet. Çünkü bu neyi gösterir biliyor musunuz? Bir önceki aya göre düşüş.
Son derece çarpıcı ve önemli notları Hakan Topkurulu'dan dinledik. Enflasyonda üfe sürecine bir kez daha vurgu yapmak önemli. Çünkü zamların devam edeceğini, yani üretici fiyatlarındaki artışları aslında yansıtıyor. TÜİK üfe yıllıkta %157.69, aylıkta %7.83'e çıktı. Üfe'de fiyatı en çok artanlara baktığımızda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %554.56 ile yıllık, %32.55'te de aylık olarak karşımıza çıkarken enerji maliyetlerindeki artış da %417.61 yıllıkta ve aylıkta da %26.50 olarak karşımıza çıkıyor. Yani önümüzdeki süreçte enflasyonun devam edeceğini gösteriyor. Tabii bu baskı üretim hattında var ama özellikle Hakan Topkurulu'nun TÜPRAŞ örneğinden hareketle bir 11 katlık karlılık açıklaması TÜPRAŞ'ın. Bakın enerji çok önemli yer tutuyor burada özellikle fiyat baskısında. Yine işte bankacılık sektörü geçtiğimiz gün %400'lerin üzerinde karlılık açıkladı. Yine gıda sektörüne baktığımızda marketlerdeki çok fahiş sayılabilecek yüksek karlılık açıklamaları da süreci ya da krizi fırsata çevirme anlayışının maalesef bir unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Ama baskı itibariyle, üreticinin üzerindeki yük itibariyle de enflasyonun devam edebileceğini anlatıyor tablo bize. Şimdi üretici hattıyla devam edeceğiz. Peki üretici ne istiyor? Üretici de, tüketici de muz fiyatından memnun değil. Mersin'deyiz. Mersin'de birinci kalite muz 8, ikinci kalite ise 4 liradan alınıyor. Marketlerde ise bunun birkaç katı fiyatına satılıyor. Üreticilere göre hem girdi maliyetleri hem de bazı marketlerin yanlış fiyat politikası sebebiyle rakamlar yüksek oluyor. Çiftçinin önerisi ise milli tarım politikası. Muz üreticisi zor günler geçiriyor. Mersin'de üreticiler muzu yok parasına satıyor. İkinci kaliteyi 4-5 liraya alıyor. Birinci kaliteyi de muz üretimimizin yoğunluğu yeni başladı. 8-10 lira civarında alıyor. Girdi maliyetlerindeki artışa üretici yetişemezken bir de ürünün ucuza gitmesi zararı büyütüyor. Girdi maliyetleri piyasayı çok olumsuz derecede etkiliyor. Şu anda 1 kilo muzun üreticiye maliyeti 10 lira. Üretici geçen yıl yoğun bakımda yatıyordu. Eğer böyle giderse üretici bitkisel hayata geçecek. Mersin'in Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, girdi maliyetlerine müdahale edilmesini istedi. 120 liraya aldığımız bir çuval gübreyi bu yıl 1000 liranın üzerinde alıyoruz. Elektrik fiyatları haskeza, mazot fiyatları buna yine etki eden faktörlerden. Üretim fazlamız var. Hala ithalat devam ediyor. Niye ithalatın devam ettiğinin cevabını bulamıyoruz. Biz bir an evvel bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çözüm milli tarım politikasından geçiyor. Enerji tekrar devletin tek eline geçmesini istiyoruz. Özel sektörden alınmasını istiyoruz. Kapatılan gübre fabrikalarının tekrar açılmasını istiyoruz. Milli tarım politikasına geçmek zorundayız. İthalata dönük bir tarımla baş başa kalırsak ülkemiz açlık ve sefalet içerisinde olacak. Gümüş'e göre marketlerde ikinci kalite muz vatandaşa pahalıya satılıyor. Promosyon yapıyor. Bu 4 liraya alınan, 5 liraya alınan muzu 18 liraya, 20 liraya satıyor. Bizim burada birinci muzumuz da bundan dolayı fiyatı 8-10 liraya düşüyor. Şimdi de bir de Avrupa'nın ekonomik fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Avrupa enerji krizinin neden olduğu enflasyon artışlarını durdurmaya çalışıyor. 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor İngiltere ve politika faizi 75 baz puan arttırdı. Almanya'da da enflasyon son 71 yılın, İtalya'da ise son 36 yılın zirvesinde.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya yaptırımlarıyla ekonomik bunalıma giden Avrupa'da Ekim ayı enflasyonu peş peşe açıklandı. Avrupa'da çift haneli artış sürüyor. Ekonomik çalkantının siyasi krizi körüklediği İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde. Sterlin dolar karşısında düşerken İngiltere Merkez Bankası son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için politika faizini 75 baz puan artışla %3'e çıkardı. Böylece faizde 1989'dan bu yana en büyük artış yapıldı. Bu kış 10 milyon kişinin evini ısıtamayacağı öngörülen Almanya'da Eylül'de %10 olan yıllık enflasyon Ekim ayında %10,4'e çıktı. 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi enerji ve gıda fiyatlarında yükselişin durdurulamadığını kaydetti. İtalya'da Eylül ayında %8,9 olan yıllık enflasyon Ekim ayında 11,9'a yükseldi. Bu oran 1984'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek oran. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü fiyatlardaki yükselişin enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Hem İngiltere hem de İtalya'da yeni göreve başlayan hükümetler 2023 yılının resesyon yılı olacağını açıkladı. Ancak batılı ekonomistlere göre resesyon İngiltere ve İtalya ile sınırlı kalmayacak. Enflasyon artışının durdurulamayacağı ve tüm Avrupa'nın resesyona gireceği belirtiliyor. Bütün bu ekonomik denklemle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de temiz para iddiasıyla çıktığı tur tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi destek için Amerika'ya gitmişti, ardından da İngiltere'ye gitti. Kılıçdaroğlu bu sefer Batı merkezlerinden para istemeye gittiğini duyurdu. Londra'ya temiz fon bulmak için gittiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu Londra'daki finans tekerlerinin dünyadaki büyük para fonlarını yönettiğini, oradaki fonların temiz, Türkiye'deki paranın kirli olduğunu iddia etti. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tefecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nden sık sık destek talep eden ve ABD'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de İngiltere'de soluğu aldı. Kara para akışını ivedilikle sonuçlandırmak lazım, durdurmak lazım. Londra'da tefecilerin ağzına bakıyorlar diyen Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye temiz yatırım aramak için gittiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım dedi. Çare temiz parayı yepyeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Bir açıklamada Londra'da Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke'den geldi. Ülkeyi kirli paranın içerisinde boğan bugünün karanlığı yerine genç girişimci ruhun önünü açan ve aydınlık yarınları inşa edecek olan teknolojiyle buluşturacak temiz parayla görüşmeler yapıp yarının, geleceğinin aydınlık günlerini inşa etmenin adımlarını attı. Kılıçdaroğlu Londra'dayken KRT TV yayınına konuk oldu. ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmasına gönderme yapan sunucunun sorusuna kızan Kılıçdaroğlu apar topar yayından ayrıldı. Başarılara imza atıyorlar. Seçimlerde aday olacağı konuşulan CHP liderinin icazet turunda 8 saat ortadan kaybolması ve uçak yerine karayolunu tercih etmesi tartışmalara neden olmuştu. CHP lideri kaybolan 8 saatini hamburger yemeye gittik diyerek geçiştirmiş. Eleştiri denkleminde şunlar var. Daha önce İngiltere'de tefecileri Türkiye'den temizleme iddiasını ortaya koyan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi oraya temiz para diye gidiyor oluşu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde İstanbul sermayesini etkileme girişimi olarak da yine değerlendiren yorumlar söz konusu. Ve CHP yakın ekonomistlerin bile temiz para bulma iddiasıyla İngiltere'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü kuruluşların topu topu 50 milyon poundluk kuruluşlar oluşuna ilişkin eleştirileri gün içinde yansıdı. Finans kuruluşlarından fon arayışıyla İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na
Vatan Partisi'nden ise tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'nin geleceğinde batılı finans merkezlerinden sıcak para dilenenlerin olmayacağını söyledi. Türkiye'nin geleceği için Vatan Partisi'nin üretim devrimi planı hazır ifadelerini kullandı. Özgür Bursalı, güçlü devlet, üreten millet vurgusuyla İngiltere'deki Türk vatandaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Tartışmalı ABD ziyaretinin ardından İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da fon arayışında. Kılıçdaroğlu, 3 günlük ziyareti boyunca İngiliz yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı'nın İngiltere'de sıcak para arayışına Vatan Partisi tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'nin geleceğinde batılı finans merkezlerinden sıcak para dilenenlerin olmayacağını söyledi. Sıcak para komisyoncularının, faizcilerin, dolar borsa vurguncularının ve tarikat rantçılarının sistemi bitti. Dolar saltanatı çöküyor. Türkiye'yi yönetenler de bu sistemden vazgeçiyor. Kılıçdaroğlu, dünyanın neresine giderse gitsin, mezara giren bu sistemi yeniden diriltemez. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursalı, Vatan Partisi'nin üretim devrim planına vurgu yaptı. Türkiye'nin geleceğinde batılı finans merkezlerinden sıcak para dilenenler olmayacak. Vatan Partisi'nin üretim devrim planı hazır. Kıyı bankalarında yatan 300 milyar doları bir tek Vatan Partisi getirir. Asya'da yükselen ekonomilerle işbirliği yaparız. Türkiye üretim üssü olur. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 6 Kasım Pazar günü İngiltere'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Bursalı buluşmayı CHP Genel Başkanı Uluslararası Finans Merkezlerine sıcak para yalvarmak için gitsin, biz güçlü devlet, üreten millet parolasıyla İngiltere'deki vatandaşlarımızla buluşmaya, Türkiye'nin geleceğini konuşmaya gidiyoruz ifadeleriyle duyurdu. Hemen hemen benzer eleştirilerle CHP içinden gelen istifa haberi. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsız olduğu için istifa ettiği öğrenildi. Baykal'ın istifa gerekçesinde Kılıçdaroğlu CHP'ye zarar veriyordu ama artık ülkeye zarar veriyor ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Baykal'ın bu suça ortak olamazdım dediği de öğrenildi. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Aslı Baykal, E-Devlet üzerinden üyeliğinin iptal edildiğine yönelik ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik'in haberine göre Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle istifa etti. Ülke şok oldu. Deniz Baykal'a çok yakın isimler olan Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen'in Aslı Baykal'la buluşarak istifa çıkışını değerlendirdikleri öğrenildi. Baykal'ın 7-8 sayfalık istifasının gerekçesinde Kılıçdaroğlu CHP'ye zarar veriyordu ama artık ülkeye zarar veriyor ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Aslı Baykal bu suça ortak olamazdım dedi. Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikadan da rahatsızlığını dile getirdi. Baykal, bu politikaları Mavi Vatan, Kıbrıs ve Ege'de izlenen yol, Ukrayna krizi konusunda yaptı. Açıklama, Türkiye Ukrayna'nın yanında yer almalı sözleri FETÖ ve HDP'ye karşı tutum olarak sıraladı. Aslı Baykal, kimyasal silah konusunda Kılıçdaroğlu'nun açık tavır almamasını ve uyuşturucu suçlamasını doğru bulmadığını da söyledi. Helalleşme adı altında Cumhuriyet hedef alınıyor diyen Baykal, CHP yönetiminin kurultay yapmamakta direndiğini de ifade etti. Tabanın kurultay istediğini dile getiren Baykal, parti işgali altında istifadan başka yol kalmadı sözlerini kaydetti. Aslı Baykal'ın önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor. Kulislerde Deniz Baykal'ın da istifa edip etmeyeceği merak ediliyor. Aydınlık gazetesinin haberine göre şu anda Deniz Baykal'ın istifa etmesi söz konusu değil. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan devleti hedef alan tavırları, sivil itaatsizliği zorlayan davranışları ve FETÖ ve HDP-PKK ilişkileri CHP içinde rahatsızlığa neden oluyor. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi dönüştürdüğünü, partide demokrasi kalmadığını söylüyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yeniden ismi geçen o isim. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddiaları AK Parti içinde de konuşuluyor. Gül'ün adaylık çalışmalarının bilgisinin kendilerine de geldiğini ifade eden AK Partililer, bizce Kılıçdaroğlu aday olmayacak, Gül ya da başka biri aday olarak gösterilecek dedi. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayı karmaşası sürüyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddiaları AK Parti içinde de konuşuluyor. Bu yıl tarafıma layık gördüm. Aydınlık gazetesine konuşan üst düzey AK Partili yöneticiler, Kılıçdaroğlu'nun adaylarının Altılı Masa'da kabul görmesinin zor olduğunu belirtti. Kurmaylar, Gül'ün adaylık çalışmalarının bilgisinin kendilerine de geldiğini ifade etti. AK Partililer Gül adaylığı zorluyor. Seçilmesi imkansız. Bizce Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Gül ya da başka biri aday olarak gösterilecek ifadelerini kullandı. AK Parti kurmayları Gül'ün ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylarının işlerine geleceğini de belirtti. Geçen haftalarda Abdullah Gül'ün İYİ Partili bir vekille uzun görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Gül'ün görüşmelerde Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Adaylıktan vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması dediği öğrenilmişti. Aydınlık gazetesine göre Gül, ben Ali Babacan'ı ikna ederim, Temel Bey'le de görüştürürüm, siz de Ahmet Bey'i ikna edin şeklinde konuşarak kendi adaylarının da tartışılmasını istemişti. Türkiye'nin başarısı TOGG'un fabrika açılış töreni siyaset gündemindeki yerini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da törendeki siyasi bir liderlerin birlik görüntüsünü hedef alması dikkat çekti. Burada hedef alınan doğrudan doğruya bir milli duruş, emperyalizme karşı bir birleşme var. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Türkiye'nin milli aracı TOGG'un fabrika açılış töreninde ortaya konan birlik görüntüsü Altılı Masa'yı rahatsız etti. Geçenki fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Deva Partisi Genel Başkanı Babacan da TOGG törenindeki birlikteliği hedef aldı. Bir tarafını almış 1994 krizini çıkaran o dönemin Başbakanı Çiller'i. Bir tarafını almış 2001-2002 krizinde planlama teşkilatından sorumlu başbakan yardımcısı olan krizin ortağı Bahçeli. Bir tarafını almış 28 Şubat'ın destekçisi Perinçek'i, ortaklarım bunlar diye millete gösteriyor. Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada hedefine özellikle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i koydu. 28 Şubat'ın destekçisi Perinçek'i yanına almış, onlarla Türkiye'nin yeni yüzyılına doğru yürüyormuş. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda siyasi isim törene katılarak Türkiye'nin milli aracı TOGG'a sahip çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılım gösteren siyasi parti liderlerine AK Parti grup toplantısında teşekkür etmişti. Varlıklarıyla bizleri onurlandıran siyasi parti genel başkanlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Mahmut Özer komisyonda vekillere sunum yaptı. Özer, okullaşma oranlarının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilk kez %95'in üzerine çıkarıldığını söyledi. Komisyonda söz alan HDP'liler ise meslek liselerinin kapatılmasını istedi, kalifiye eleman yetiştirilmediğini iddia etti. CHP'li komisyon üyeleri ise eğitimdeki sorunları sıralayıp akademisyenlerin kaçtığı yalanına sarıldı. Okullaşma oranları okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilk kez %95'in üzerine çıkmıştır. Bütçe maratonu komisyonda devam ediyor. Eğitim ve öğretiminin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile üniversitelerin 2023 yılı bütçe teklifleri görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer komisyon üyelerine sunum yaptı. Bakanlığımız Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, ÖSYM, üniversite ve diğer bakanlıklara ayrılan kaynaklarla eğitim bütçemiz 651 milyar 377 milyon 155 bin TL olarak belirlenmiştir.
Bakan Özer, okullaşma oranlarının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilk kez %95'in üzerine çıkarıldığını söyledi. Özer, 2000'li yıllarda 5 yaşında %11 olan okullaşma oranı 2022 yılında %97'yi, ilkokulda okullaşma oranı %99,63'e, ortaokulda okullaşma oranı ise %99,44'e yükseltilmiştir dedi. Bakan Özer, 2003 yılından bugüne kadar toplam 356.438 yeni dersin yapımının tamamlandığı bilgisini verdi. Bakanın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. CHP milletvekili Lale Karabıyık partisi adına bir sunum yaptı. Karabıyık, eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi. Karabıyık, üniversiteli işsizliğe dikkat çekti. Karabıyık, akademisyenlerin yurt dışına kaçtığını iddia etti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Gülistan Kılıç Koçi ise meslek liselerinin kapatılması gerektiğini savundu. Ara eleman yetiştirmeden kritik bir öneme sahip olan liselerin kalifiye eleman yetiştirmediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarmaya attığı iftiraya bir kez daha tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarına yol açtığını ve zemin hazırladığını ifade etti, savunma sanayinde yeni füze projelerinin de yürütüldüğünü belirtti. Ya varsa elinde bir delil, çıkarsın bunu konuşursun. Yüzlerce insan uyuşturucudan içeride. Uyuşturucu ticaretinden değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarmaya attığı iftiraya bir kez daha tepki gösterdi. Ama sen şu anda ne yapıyorsun? Uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Onlara yol açıyorsun. Ve zaten senin içinde kuru, sulu şenler var. Onlar ortada. Ama kalkıp da bu yakıştırmayı yapamazsın. Ve bizim terörle mücadelemizde özellikle Güneydoğu'da verdiğimiz mücadele kiminle? Hep uyuşturucu kaçakçılarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde yeni füze projelerinin yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, yeni füze Cenk'in yakında envantere gireceğini ifade etti. Savunma Sanayi Başkanlığımız koordinasyonunda Roketsan bünyesinde bir dizi füze projeleri yürütülüyor. Son yaptığımız Tayfun testidir, bu Yunanlıları çıldırtan. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz. Türkiye'nin başarısı milli otomobil TOG'la ilgili de konuşan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de sipariş verdiğini belirtti. İkinci bir teklif geldi. O da İlham Aliyev'den geldi. İki araba ben istiyorum dedi. İkinci ve üçüncü bana, bunun bir tanesini ben dedi makamda kullanacağım. Bir tanesini de dedi daireye dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi gaz merkezi yapma önerisiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalıştığını kaydetti. Şimdi gaz merkeziyle alakalı olarak tabii şu anda Sayın Putin'le yaptığımız bu görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı biçimde bir çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Yani büyük ihtimalle tabii Türkiye bu işin bir hub'ı oluyor ama en yakın merkez olarak da şu an itibariyle Trakya bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve oradan tabii Avrupa'ya bu işle ilgili olarak dağıtımını yapmak mümkün olacak. Rusya, Türkiye'nin girişimiyle tahıl koridoru anlaşmasına geri döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gemilerine yönelik saldırılar konusunda Ukrayna'yı uyardı. Anlaşmayla ilgili Türkiye'nin çabasına vurgu yaptı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması için çalıştıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili konuştu. Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırılar konusunda yazılı garanti aldıklarını söyleyen Putin, Kiev yönetimini bir kez daha uyardı. Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmaması için garanti istedik. Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya lideri Putin, Türkiye'nin krizin çözümü konusundaki çabalarına vurgu yaptı. Ankara'ya işbirliğimiz her koşulda sürecek mesajı verdi. Türkiye'nin genel olarak çatışmadaki tarafsızlığını, tahıl işleme endüstrisinin imkanlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yoksul ülkelerin çıkarlarını karşılamaya yönelik çabalarını dikkate alarak
Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikine gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu noktada hiçbir şüphemiz yok ve her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine devam edeceğiz. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorundaki krizin aşılmasıyla Ukrayna limanlarından 6 geminin ayrıldığını açıkladı. Bunlar Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin hem dünyada hem bölgemizdeki etkinliğinin açık göstergesi. Bakan Akar ayrıca 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması için çalıştıklarını bildirdi. Ve öğleden sonra Pakistan'da yaşanan o sıcak gelişme, emperyalizme savaş açtığını ilan ederek yüz binlerle birlikte başkent İslamabad'a yürüyen Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han'a silahlı suikast girişimi düzenlendi. Han bacağından yaralanırken kaçmaya çalışan saldırgan yakalandı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi büyük yürüyüşün planlandığı gibi süreceğini, Han'ın tedavi sonrası yeniden yürüyüşe katılacağını açıkladı. Geleni hak hamara. ABD darbesiyle başbakanlığı düşürüldükten sonra Pakistan'da emperyalizme karşı büyük bir mücadele başlatan Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han'a suikast düzenlendi. Silahlı suikast girişimi Han'ın yüz binlerce kişiyle Lahore'dan başkent İslamabad'a başlattığı büyük yürüyüş sırasında yaşandı. Saldırgan silahı ateşlediğinde İmran Han üstü açık aracın etrafında toplanmış kalabalığa sesleniyordu. Han saldırıda sağ bacağından yaralandı. Hemen kurşun geçirmez bir araca alındı. Han'a destek için toplanan kalabalıksa saldırganın kaçmasına izin vermedi. Saldırgan yakalandı. Kargaşa dinince İmran Han sargılı ayağıyla halkı selamladı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han'ın sağlık durumunun iyi, yarasının hafif olduğunu açıkladı. Saldırıda PTI'nin bazı üst düzey isimlerinin de bulunduğu 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Han'ın ithal olarak tanımladığı hükümetin başbakanı Şerif Şahbaz saldırıyı kınadı. ABD destekli hükümete karşı erken seçim için 28 Ekim'den bu yana süren yürüyüş de devam edecek. Han ve konvoyun yarın başkente varması, süresiz oturma eylemine başlaması bekleniyor. Ara seçimlerden galip gelen İmran Han'a siyasi yasak getirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Pakistan Adalet Hareketi Partisi seçimlerin 2023 Mart ayında yapılması için eylemlere başlamıştı. 6 aydır Pakistan'da bir devrime tanık oluyoruz. Tek bir soru var. Seçimlerle yumuşak bir devrim mi, yoksa kan dökülerek yıkıcı bir devrim mi olacak? İmran Han, Lahore'dan yola çıkarken yaptığı konuşmada bu konuşmada yürüyüşü hedef alacak her şeyden ithal hükümetin sorumlu olacağını ilan etmişti. Rusya ve İran yaptırımları etkisiz kılan bir mekanizma devreye soktu. İki ülke serbest ticaret anlaşması imzaladı. Takas anlaşmasıyla İran'dan petrol ürünü sevkiyatı başladı. Ekonomik ve diplomatik ilişkilerini giderek güçlendiren Rusya ve İran yeni bir takas anlaşmasına imza attı. Rusya Başbakanı Yardımcısı Alexander Novak, takas anlaşması kapsamında İran'a petrol ürünleri sevkiyatına başladıklarını duyurdu. Rusya'nın Grozny şehrinde düzenlenen Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Novak, petrol ürünlerinin takas yoluyla sevkiyatı başladı ve ürün sayısını artırma konusunda da anlaşmaya vardık ifadesini kullandı. Rusya hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada Rusya ve İran'ın büyük tonajlı ve yük gemilerinin ortak üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri aktarıldı.
Açıklamada iki ülkenin petrol, doğalgaz, nükleer sanayi, finans, sigorta, gümrük, lojistik ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Komisyon toplantısı sırasında iki heyetin tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve bankacılık alanlarındaki işbirliği artırmanın da değerlendirildiği ifade edildi. Rusya'nın İran'ın deniz limanlarına yatırım yapma olasılığını değerlendirdiği ifade edilirken, İran tarafının da limanlarını transit dahil Rus yükler için dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını teklif ettiği bildirildi. Rus şirketlerin İran'da 100 megawattlık güneş santrallerinin ve rüzgar tribünlerinin yapımının finansmana katılımının da masada olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında İran'da petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, ürün ticareti, büyük ve küçük tonajlı LNG projeleri, boru hatları inşası ve bilimsel teknolojik işbirliği yer alıyor. İran Enerji Bakanı Cevad Oji, yapılan toplantının müspet sonuçlar getireceğini belirterek, gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi özellikle ekonomik alanda her geçen gün artacaktır dedi. Cevad Oji, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişlemesinin uluslararası yaptırımları etkisiz hale getireceğini vurguladı. Rusya ve İran'ın ticaretteki engelleri kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Novak, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya karar verdiğini bildirdi. İran'la ilgili diğer habere de hemen geçelim. İran, ABD destekli silahlı terör örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla mücadelesini sürüyor. Bu kapsamda daha önce ulusal kanalın ortaya çıkarttığı Tavana okulu haberini hatırlarsınız. Bu okulu operasyon yapıldığı, ülkedeki şiddet eylemlerinin yayılması için faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı. İran, ülkedeki güvenliği tehlikeye atanlara göz açtırmıyor. CIA ile bağlantılı gruplara peş peşe operasyon yapıyor. Son operasyon, ulusal kanalın daha önce gündeme getirdiği Tavana Okulu'na düzenlendi. İran devletini hedef alan son dönemdeki eylemlerde PKK, PJAK, Komale, PAK, İKDP ve DEAŞ gibi terör örgütleri aktif faaliyet yürütüyor. Bu örgütlerin yanı sıra sivil kuruluşlar da çalışmalar yürütüyor. İlk etapta terör örgütlerinin yurt içindeki ve Irak'ın kuzeyindeki karargahlarına geniş kapsamlı operasyonlar yapan İran, bu örgütlerin harekat alanını önemli ölçüde daralttı. Bu operasyonlara paralel olarak sivil hücrelere operasyonlar yapılmaya başlandı. Son operasyonsa daha önce Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin gündeme getirdiği Tavana Okulu'na yapıldı. İran yetkililer Tavana ile bağlantılı NM, YF ve MM isimli şahısların yakalandığını açıkladı. Bu şahısların adı geçen kurumdan kara para aklama yöntemiyle para aldığı belirtildi. Daha önce Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Tavana'nın Ulusal Demokrasi Vakfı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın fonlarıyla kurulduğunu ortaya çıkarmıştı. Birleşik Harp ve Yumuşak Yıkım Eğitim Kursları veren Tavana, yaptığımız haberlerin ardından İran istihbaratının hazırladığı rapora da girmişti. Tavana Okulu özellikle sosyal medya üzerinden eylemlerin büyümesi için faaliyetler yürütüyor. İki farklı Twitter adresi bulunan Tavana hesaplardan birinde eylem görüntüleri üzerinden kışkırtıcılık paylaşımları yapıyor. Tavana Tek isimli ikinci hesapta ise eylemcilerin teknolojik gelişimini artıracak bilgiler veriliyor. Paylaşımlarda internet filtrelerini kırmak için gerekli VPN'lerin nasıl kullanılacağı, internet olmadan hangi uygulamalarla haberleşme sağlanacağı anlatılıyor. Bartın'da yaşanan maden patlamasının ardından mecliste kurulan araştırma komisyonu toplandı. Toplantıda Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz bilgilendirme yaptı. Kiraz, patlamaya ilişkin bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir sorun olmadığı, bir kaza olmadığı şeklinde dedi. Bartın'da meydana gelen maden patlamasının tüm yönleriyle araştırılması için kurulan komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı. Yine benzer müesseselerde
Yıldız, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için çalıştıklarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini dinlediklerini söyledi. Komisyonda Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz sunum yaptı. Madenci şehitlerimizin yakınlarına taziyeler ve onların dinlenmesiyle beraber... Kiraz maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'e kurulduğunu ve 11 bin metreküp dakika kapasitesi olduğunu kaydetti. Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz, aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor ifadelerini kullandı. Yeni aspiratör için ihale yapıldığını ancak sürecin pandemiye denk geldiğini ifade eden Kiraz, ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı dedi. TTK yetkililerinin yanı sıra komisyona üniversitelerin yaptığı araştırmalar da sunulacak. Aziyeler ve onların dinlenmesiyle beraber yine bizzat yerinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerindeki incelemelerin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Harekat merkezinde Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferansla görüşen Akar, çaresizlik içinde çırpınan teröristlere son darbeyi vuracağız dedi. Terörü kaynağında kurutmak esas. Artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzlu bir anlayışla teröristle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Mehmetçiğin alın teriyle 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hep beraber. En son terörist etkisiz hale gelmeden durmak yok. Biz masum insanlara savaşmayız. Biz çevreye zarar vermeyiz. Bizim hedefimiz kendi düşmanımızdır. Karşımızda kim var? Şu anda bizim karşımızda teröristler var. Bizim tek hedefimiz teröristler. Sonra artık çaresizlik içinde debelenen, çırpınan bu teröristlere en son darbeyi de vurmak suretiyle en son terörist etkisi getirinceye kadar bu mücadeleyi artan bir şiddet ve tempoda devam ettireceğiz. Pençe oradaki bir boşluk ve dolayısıyla hudutların tam olarak kontrol olacak. Geçişleri vesaire artık Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol edecek. Teröristler hiçbir şekilde ülkemize, milletimize zarar vermek üzere ülke hudutlarımızdan geçemeyecektir arkadaşlar. Komandolar Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda ara, bul, yok et parolasıyla operasyon düzenliyor. Mehmetçik, terörle mücadele başta olmak üzere göçmen ve sigara kaçakçılığıyla ve uyuşturucu sevkiyatlarına karşı da teyakkuzda. Bölgede kuş uçurtmuyorlar, elleri tetikte. Ağrı Dağı bölgesinde yoğun operasyon yürüten komandolar, yüksek rakımda zorlu arazi koşullarına sahip bölgeleri didik didik tarıyor. Kayalık, yüksek tepeler ve derin vadilerle çevrili bölgede her türlü olumsuz hava koşullarında dahi görevini sürdürüyorlar. Mehmetçik özel eğitimli dedektör köpekler, gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar ve İHA'lardan da yararlanıyor. Komandolar, Doğu Beyazıt'ta Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nın hakim tepelerinde 7/24 görevdi. İlk evim, ilk iş yerim projesine son başvuru tarihi uzatıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, TOKİ'ye başvuruların 15 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Proje kapsamında geçerli başvuru sayısı ise 5 milyonu aştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa kampanyasının konut ayağına başvurular 15 Kasım'a kadar uzatıldı. 31 Ekim'de son bulan proje başvurularının uzatılma kararını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde 8 milyonu aşkın başvurudan 5 milyon 135 bin 324'ünün geçerli olduğunu bildirmişti. 2 milyon gencin de başvurduğu TOKİ projesinin kura çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak ve Mart ayına kadar da tamamlanacak. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Expo Fuarı 19. kez kapılarını ziyaretçilerine araladı. 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katıldı. Fuara katılım tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanımız. MÜSİAD Expo Fuarı 19. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tam 124 ülkeden girişimci, sanayici ve yatırımcı iş insanı ise fuarda yerini aldı. MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'ne kapılarını açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fuarın açılışına katıldı. Nebati, fuarların ekonomik anlamda da Türkiye'ye katkı sağladığını söyledi. Uygulamalarını ulusal kanala konuşan Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, fuarın Türk iş insanlarının dünyaya açılmasına da katkı sağladığını belirtti. Ve firmalarımızın artık dünya çapında birer marka haline geldiklerini görüp burada artık dünyaya açılan bir kapı olarak değerlendiriyoruz. İstanbul hakikaten de çok önemli bir coğrafi noktada. İş dünyası olarak da şöyle bir baktığımızda 4 saatlik bir mesafede 6 milyara ulaşma imkanımız olan bir yer burası. Dolayısıyla bu fuarımızda bunun ilk adımlardan birini teşkil ediyor. Çok büyük umutlarımız var bu fuarda. Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal genç girişimcilere tavsiye verdi. Fuarın bir fırsat olduğunu belirten Akbal tüm genç girişimci adayları da fuara davet etti. Uzun zamandır çalıştığımız ve yoğun mesai harcadığımız bir organizasyondu. 19.sunu gerçekleştirmekten de gurur duyuyoruz. Ülkemizde çok ciddi bir genç girişimci potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu genç girişimcilerin bulundukları bu coğrafyada aslında girişimci bir ruhu bu topraklara enjekte edildiğini görüyoruz. Muhakkak fuarlara katılsınlar. Çünkü bir fuarı gezmek, hakkıyla tüm standları gezerek, bilgileri toplayarak bir fuarı gezmek insana tecrübe ve bilgi katacaktır, kültür katacaktır. Türk savunma sanayinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan, Jakarta'da düzenlenen Indo Defense Expo Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmaları imza attı. Milli füze ağının ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak. Milli füze ağının ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak. Han sistemini ilk defa Endonezya ordusunda kullanımına vermiş olacağız. Türk savunma sanayinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan, Jakarta'da düzenlenen Indo Defense Expo Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı. Gerçekleştirdiğimiz iki imza töreniyle ilk ürünlerimizi Endonezya Savunma Bakanlığı'nın hizmetine sunmuş olacağız inşallah önümüzdeki yakın dönemde. Roketsan'ın ihracatını yapacağı füze 280 kilometre menzile sahip. Karadan karaya uzun menzilli topçu sistemi, HAN sistemimiz. Bu sistemimiz bizim 280 kilometre menzile kadar etkili savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir sistemimiz. Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Güneydoğu Asya pazarının şirket için çok önemli olduğunu vurguladı. Fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özellikle Güneydoğu Asya gelişen ekonomisi nüfusuyla beraber jeopolitik etkileri de düşündüğümüz zaman önemini önümüzdeki yıllarda devam ettirecek. Biz de geçmişteki tecrübemizle bu seneki Indo Defense Fuarı'nda da yerimizi aldık. Roketsan'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunuyor. Kurtuluş, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ve Türk savunma sanayine duyduğu güven sayesinde iki anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Katmanlı hava savunma gereksinimleri Endonezya Savunma Bakanlığı'nın farklıydı. Bunlarla ilgili biz uluslararası iş ortaklarımızla beraber yeni bir model geliştirdik. Teknik ve finansal bir model geliştirildi ve burada katmanlı hava savunma sistemine ait ilk ürünlerimizi orta ve uzun menzilli olarak iki ayrı sistem olarak kendilerinin hizmetine sunmuş olacağız. Tabii önümüzdeki dönemlerde de yakın hava savunma sistemleri konusunda da görüşmelerimiz olacak. Kurtuluş, Endonezya'da Roketsan ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını belirtti. Endonezya biliyorsunuz adalardan oluşan çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve deniz gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda da ihtiyaçları olan ve bu anlamda da potansiyel konularımız olan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzaların attığımız işbirliğinin önümüzdeki yakın dönemde de çok daha fazlasını geliştirmek amacında ve ümidindeyiz. Bültenimizde severek izlediğiniz illerimizden haberlere geçiyoruz şimdi. Kars'ın Sarıkamış ormanlarında sarı, yeşil ve kızılın tonlarında sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Havadan da görüntülenen ormanlar eşsiz manzaralara sahne oluyor. Müzik
Dünyada sarıçam ormanları olarak bilinen Sarıkamış ormanları kızılın tonlarında renklere bürünüyor. 2500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Mescitli bölgesindeki ormanlık alanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Ormanlık alanda yürüyüş yapan doğa severlerin de ilgi odağı oluyor. Biz her mevsim doğadayız. Arkadaşlarımızla beraber fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın ayrı bir güzelliği oluyor. Renklerin değişimi, sarıdan kırmızıya, kırmızı, yeşil. Bu renk cümbüşü bizi cezbediyor. Işık koşulları da gayet güzel. Geliyoruz, burada fotoğraf çekiyoruz. Acısu mevkiinde ve Keklik Deresi'nde fotoğraf çektik. İzmit'te şimdi Kocaeli, İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza uygulandı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı. Kocaeli İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye ceza yağdı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri İzmit Körfezi'nde denetim yaptı. Denetimlerde Dil Ovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı. Sakarya Düzce hattındayız. Burada kıvrılan Melen Çayı'nın çevresi sonbahar rengine büründü. Ortaya çıkan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsimiyle birlikte doğa renk cümbüşü sunuyor. Sakarya ve Düzce arasında kıvrılan Melen Çayı'nın çevresi sonbahar rengine büründü. Çay çevresinde yükselen ağaçlarda yeşil, sarı ve kahverengi renkler hakim olmaya başladı. Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Ortaya çıkan güz manzarası havadan da görüntülendi. Eskişehir'deyiz. Birbirinden zengin müzeleriyle öne çıkan Eskişehir'de açılan Hamam Müzesi yoğun ilgiyi görüyor. Müzede hamam kültürünü anlatan takunyalardan peştemale kadar birçok eşya sergileniyor. Antik çağlardan günümüze kadar olan süreci işleyen ilk ve tek hamam müzesi Eskişehir'de ziyaretçi akınına uğruyor. Müzede Türk hamamlarıyla ilgili çeşitli bilgiler veriliyor. Dijital panellerle sunulan bilgilerin yanı sıra hamam takunyaları, peştemaller, taslar ve buğurdanlıklar gibi çeşitli eşyalar da sergileniyor. Müzedeki bu heykeller de dikkat çekiyor. 23 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Hamam Müzesi'nin Türk müzeciliğine önemli katkı sunacağı düşünülüyor. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günleri için İzmir'deyiz. İzmir Kültür Park'ta kapılarını halka açtı. Ege Kars Ardahan Iğdır Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte yörenin meşhur lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kars, Ardahan, Iğdır günleri İzmir'de başladı. Bal, yağ, kaşar peyniri, gaz eti. Görelerin çeşit çeşit lezzetleri standlarda da yerini aldı. Kars yaprak döner. Yörenin en değerli yöresel ürünlerinden peri balı tanıtım günlerine damgasını vurdu. Yörenin yine meşhur kaz eti de vatandaşların ilgisini çekti. Kaz güzellik yarışmasının düzenlendiği tanıtım günlerinde jüri tarafından birinci seçilen kaz sahibine altın bileklik hediye edildi. Ege Kayı Derneği Başkanı Çetin Demir bu sene ilk defa İzmir'de düzenlenen etkinliğe vatandaşları davet etti. Şundan sonra.
Son olarak Mersin Anamur'dayız. Cumhuriyet'in 100. yılında kadın temalı resim ve heykel sergisi serisinin ilki Mersin'in Anamur ilçesinde açıldı. Milli mücadelede kadının toplumsal rolünün işlendiği sergi Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda 5 Kasım tarihine kadar devam edecek. Serginizin ana teması Cumhuriyet'in 100. yılında 100 portre. Mersin'in Anamur ilçesinde sanatseverler Cumhuriyet kadını temalı resim ve heykel sergisinde buluştu. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan sergide 40 eser sanat izleyicileriyle buluştu. Ressam Nazlı Akdeniz Karaşa, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 portre sloganıyla 2023 yılına kadar eserlerini 100'e tamamlama hedefinde olduğunu kaydetti. Renklerle, portrelerle veya herhangi bir kişilik ile başladığımız bu sergiyi çok farklı yönleriyle işlemeye devam edeceğim. Milli mücadelenin önemli kadın kahramanlarının işlendiği sergi sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Kimi zaman gördesi makbule, kimi zaman nöbet tutmuş bir ninemiz, Tayyar Rabiye, Adile Bacı, Kılavuz Hatice, Kara Fatma gibi kadınlar sergimizin temasını oluşturdu. Atatürk'te röportajlar yaparak Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını dünyaya duyuran kadın gazeteci Madame Berthe Gaulis sergide portresi yapılan isimlerden. Kurtuluş Savaşı'mızın haklılığını dünyaya anlatmış bir Fransız gazeteci. Heykeltıraş Ortugay Karaşah da dönemsel olarak kadına toplumsal süreçte atfedilen rolleri eserlerinde işlemeye çalıştığını ifade etti. Teorik süreçten başlayıp günümüze kadar genel süreçte kadının kendini ifade etme sürecini, mücadelesini anlatmaya çalışıyor. Sanatçılar daha mazbatasını bile almadan kapılarını sanata açan Ticaret ve Sanayi Odası yeni başkanı Mehmet Tuna'ya teşekkür etti. Zor bir süreçti. Destek sunan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na da özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Efendim, bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Saat 21'de Emre Şen'le Görüş Analı sıcak gündem başlıklarını konuklarıyla birlikte değerlendirecek. Biz de yarın akşam saat 19.30'da yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hepinize mutlu, güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.